Selamlar dostlar, merhaba YouTube. Yepyeni bir videoyla daha tekrardan karşınızdayım. Bilmeyenler için söyleyeyim, bu serimizin 3. videosu. Şuradaki kartlar kısmından bu serimizin diğer videolarını da izleyebilirsiniz. 2000 TL altı, 2000-3000 TL, bu videomuz olan 3000-4000 TL, 4000-5000 TL, 5000-10000 TL olarak toplamda 5 videoyla karşınızdayım bu seride. Videoya geçmeden önce yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve bol para getirmesini diliyorum. Bolluk, bereket içinde geçen güzel bir yıl olması dileğiyle. Bu videoda sizler için 3000-4000 TL aralığında alabileceğiniz en iyi 5 akıllı telefonu inceledim. Eğer hazırsak önce intro, sonra video. Arkadaşlar bu arada ben bu cihazları hazırlarken en ucuzdan en pahalıya doğru hazırladım. Yani birinci cihazımız en ucuz, beşinci cihazımız en pahalı olan cihaz. Zaten aralarında çok fazla bir fiyat farkı olmuyor genellikle. 100 lira, 150 lira gibi bir fiyat farkları oluyor en yüksek olarak. Bazı cihazların kamerası iyi olabiliyor, bazıların ekranı iyi olabiliyor, bazıların işlemcisi iyi olabiliyor, bazıların RAM performansı iyi olabiliyor. Artık o sizin kullanım alanınıza bağlı. Eğer ben film izliyorum diyorsanız ekranı iyi olan cihazı tercih etmenizde fayda var. Eğer ben telefondan sadece sosyal medyayı kullanacağım diyorsanız kamerası iyi olan cihaza bakmanızda fayda var. Ya da oyun oynayacağım diyorsanız özellikle işlemcisine, RAM'ine bakmanızda fayda var arkadaşlar. Eğer hazırsak hemen ilk cihazımıza geçelim. Yine bir sürü kağıt elime hazırladım. Burada notlar tuttum arkadaşlar. Çünkü bu bilgileri sizlere ezberden söylemem imkansız arkadaşlar. Ondan dolayı ve de doğru bilgiler vermek için bu notları hazırladım. Şimdi arkadaşlar ilk cihazımız TCL'nin 10 Plus cihazı arkadaşlar. Öncelikle 6.47 inç 1080x2340 Full HD Plus AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. AMOLED olması artı bir avantajdır her zaman. IPS ekrana göre AMOLED'in çok büyük artıları vardır arkadaşlar. Yani şöyle de bir dezavantajı var. Eğer AMOLED ekranı kırarsanız IPS ekrana göre çok daha fazla bir maliyet olacaktır ekran değişim ücreti. O yüzden telefonunuza cici bakın, sarın sarmalayın, pamuklara sarın o telefonu arkadaşlar. Hele ki bu döviz kurunda, gerçi döviz birazcık aşağı indi çok şükür ama hele ki bu durumlarda çok çok sıkıntılı durumlar. Bu cihazımızda 398 ppi piksel yoğunluğu, 60 Hz ekran yenileme hızı ve %89.02 ekran gövde oranı var dostlarım. Bu cihazlarda ekran gövde oranları bu civarlarda değişiyor. Hepsinde hemen hemen aynı. Yani buna pek dikkat etmenize gerek yok ama ben gene de belirtiyorum. Hemen işlemcimize geçelim. Snapdragon'ın 665 Yonga setine sahip Cairo 260 bin işlemci var. Bu cihazımızda bir ana bir de yardımcı olmak üzere 4 artı 4 toplamda 8 çekirdekli bir işlemci bu. 11 nanometrelik işlemci üretim teknolojisinde kullanıyor. 64 bit işlemci mimarisini de kullanıyor arkadaşlar. Grafik işlemcisine gelirsek Adreno 610 grafik işlemcisini kullanıyor. Daha önceki videolarda da Adreno 610'u çok duydunuz. Adreno 610 yani orta sınıf yeterli olabilecek bir işlemci sayılır. Yani bu fiyatlar için gayet güzel işlemcidir arkadaşlar. RAM ve depolama konusunda 6 GB RAM'e sahip ve 64 GB dahil depolaması var. Ayrıca hafıza kart desteğimiz var ve depolama seçenekleri de daha çok yükseliyor tabii ki para verdiğiniz takdirde. Hızlıca bir kameralarımıza geçtiğimiz zaman yatay olarak konumlandırılmış 4 adet kameramız bulunuyor. Hemen yanında bir dual LED flash'ımız var. Ana kameramız 48, ikinci kameramız 8, üçüncü kameramız 2 ve dördüncü kameramız da 2 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu kameralar 2160p'de 4K 30 fps bize videolar çekmemize olanak tanıyor. 16 megapiksellik bir ön kameramız da var ve ön kamera olarak da 1080p'de 30 fps videolar çekmemize olanak tanıyor arkadaşlar. Batarya konusuna gelecek olursak 4500 mAh'lik 18 watt hızlı şarj desteği olan bir bataryamız var arkadaşlar. Bu cihaz Type-C portu üzerinden şarj oluyor. Ayrıca belirtmem gereken bir özelliği de bu cihaz shift hat desteğini bizlere sunuyor. Yani aynı anda iki tane hattımızı kullanabiliriz. İki tane telefon kullanmamıza gerek yok. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle fiyatımız 3700 TL. Hemen ikinci cihazımıza geçiyorum. Samsung'un M31 S modeli karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 6.5 inç 1080x2400 Full HD Plus Super AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Super AMOLED önemli. Bu cihaz 405 ppi piksel yoğunluğuna, 60 Hz ekran yenileme hızına ve %85.73 ekran gövde oranına sahip arkadaşlar. Hızlıca işlemcisine baktığımızda İşlemcimiz Samsung'un kendi işlemcisi. Samsung Exynos 7 Yonga setine sahip bir Cortex
A73 bu işlemci, bir ana bir de yardımcı olmak üzere 4 artı 4 toplamda 8 çekirdekli bir işlemci, 10 nanometrelik bir işlemci üretim teknolojisini kullanıyor ve 64 bit işlemci mimarisiyle karşımıza çıkıyor. Grafik işlemcisine gelirsek, Mali'nin G72 grafik işlemcisi bu cihazda bizlere güç veriyor. RAM ve depolama konusunda 6 GB RAM'e, 128 GB dahili depolamaya ve hafıza kartı desteğine de sahip. Yine her zaman olduğu gibi farklı depolama seçenekleri var, ancak para para para. Olmazsa olmazımız kameralara geçtiğimizde, cihazın sol tarafında dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış 4 adet kamera var ve hemen yanında bir LED flaşımız bulunuyor. Ana kameramız 64, ikinci kameramız 12, üçüncü kameramız 5 ve son olarak dördüncü kameramız da 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu cihaz bizlere 2160p'de 4K 30fps videolar çekmemize olanak tanıyor. Ön kamerada ise bize 32 megapiksellik bir ön kamera karşılıyor. Bu kamerada arka kamera gibi 2160p'de 4K'lık 30fps'lik videolar çekmemize olanak tanıyor. Batarya konusunda ise 6000 mAh'lik bir dev karşımıza çıkıyor. 25 watt hızlı şarj desteği olan bu bataryamız Type-C portu üzerinden hızlıca şarj oluyor. Ayrıca bu cihaz için belirtmem gereken bir özellik de tekrardan çift hattı olması. Diğer cihazlarda da çift hat özelliği vardı. Artık bu cihazların hepsini hemen hemen çift hattı takıyorlar. Çünkü iki tane hat kullanmak isteyenler iki ayrı telefon kullanmak istemiyorlar. Tek telefonda bütün işlemlerini halletmek istiyorlar. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle fiyatımız 3750 TL. Gelelim 3. cihazımıza. 3. cihazımız Redmi Note 10S. 6.43 inç 1800x2400 Full HD Plus AMOLED bir ekranla karşımıza çıkan bu cihaz 409 ppi piksel yoğunluğuna, 60 Hz ekran yenileme hızına ve 83.17 ekran gövde oranına sahip arkadaşlar. Hemen işlemcimize baktığımızda, işlemcimiz MediaTek'in Helio G95 Yonga setine sahip bir ARM Cortex A76. Bu işlemci bir ana bir de yardımcı olmak üzere 2 artı 6 toplamda 8 çekirdek, 12 nanometrelik işlemci üretim teknolojisine sahip, 64 bit işlemci mimarisini kullanıyor. RAM ve depolama konusunda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolaması var. Ayrıca hafıza kart desteğini de bizlere sunuyor. Farklı depolama seçenekleri de var ama gene fiyat değişiyor arkadaşlar. Olmazsa olmazımız kameralara geldiğimizde, dikey formunda konumlandırılmış 4 adet kamera ve hemen yanındaki bir LED flaşımız bulunuyor. Ana kameramız 64, ikinci kameramız 8, üçüncü kameramız 2, dördüncü kameramız da 2 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu cihaz bizlere 2160p'de 4K 30fps videolar çekmemize olanak tanıyor. 13 megapiksellik bir ön kameramız da var ve ön kameramız 1080p'de 30fps videolar çekmemize olanak tanıyor. Batarya konusunda ise 5000 mAh'lik 33 watt hızlı şarj desteği olan bir bataryamız var ve bu batarya Type-C portu üzerinden hızlıca şarj oluyor. Ne kadar kullanıyorsunuz bilmiyorum ama merak edenler için yine söyleyeyim, kablosuz şarj desteğimiz yine yeniden yok arkadaşlar. Bu fiyat bandına kadar daha kablosuz şarj desteğini sunan cihaz bulamadık. Var ama bu sefer de diğer özellikleri çok düşük olduğu için listemize giremedi dostlar. Çift hat desteği bu cihazımızda da mevcut. 2 tane sim kartı yine aynı şekilde aynı anda kullanabiliyoruz. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle fiyatımız 3800 TL. Gelelim 4. cihazımıza. 4. cihazımız OnePlus'ın Nord N10 5G cihazı arkadaşlar. 5G'li olan ilk cihaz bu. Daha önceki cihazlarımızın hiçbirinde 5G özelliği yoktu. İlk defa bu cihazda 5G özelliği var dostlarım. 6.49 inç 1080x2400 Full HD Plus IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. IPS LCD dediğim gibi benim için sıkıntı. Bu cihaz 406 ppi piksel yoğunluğuna, 90 Hz ekran yenileme hızına ve ekran gövde oranı olarak da 83.02 %83.02 ekran gövde oranına sahip. Hızlıca işlemcimize baktığımızda Snapdragon'ın 690 chipsetine sahip bir Cairo 560 karşımıza çıkıyor. Bu işlemci bir ana bir de yardımcı olmak üzere 2 artı 6 toplamda 8 çekirdekli bir işlemci, 8 nanometrelik bir işlemci teknolojisine sahip, 64 bit işlemci mimarisini kullanıyor. Grafik işlemcisi olarak da Adreno 619 bu cihaza güç veriyor arkadaşlar. RAM ve depolama konusunda da 6 GB RAM'e 128 GB'lık da dahili depolamaya sahip arkadaşlar. Ayrıca hafıza kart desteğimiz yine var. Yine daha yüksek hafızalara ulaşmamız için farklı depolama seçenekleri var ama money diyoruz. Yani paranız varsa düdüğü çalarsınız diyoruz arkadaşlar. Olmazsa olmazımız kameralara geldiğimizde, sol üst tarafta dikdörtgen olarak konumlandırılmış 4 adet kamera ve bir LED flaşımız var. Ana kameramız 64, ikinci kameramız 8, üçüncü kameramız 2, dördüncü kameramız da 2 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu cihaz bizlere 2160p'de 4K 30fps videolar çekmemize olanak tanıyor. 16 megapiksellik bir selfie kameramız var. Bu selfie kamerası da 1080p'de 60fps videolar çekmemize olanak tanıyor arkadaşlar. Batarya konusunda ise 30 watt hızlı şarj desteğine sahip
4300 mAh'lik bir bataryamız var. Bu batarya yine hepsinde olduğu gibi Type-C kablo ile şarj ediliyor. Yani yeni nesil bir kablo ile şarj ediliyor. Ayrıca bu cihaz için belirtmem gereken diğer bir özellik, diğer cihazlarda olduğu gibi çift hat desteğinin olması. Aynı anda iki tane sim kartınızı takıp kullanabiliyorsunuz. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle de fiyatımız 3850 TL. Gelelim 5. ve son olan cihazımıza, Huawei P40 Lite arkadaşlar. Huawei cihazların biliyorsunuz ki Google desteği yok, ancak bazı farklı uygulamalarla bunları kullanabiliyorsunuz. Ben P40 Lite'ı niye aldım? Huawei'nin hiçbir cihazını koymadığım için ilk defa bu cihazı koydum arkadaşlar. Ve gerek işlemcisi ve diğer özellikleri de olmak üzere bu listeye gireceğini hak ettiğini düşündüm arkadaşlar. Hemen hızlıca geçelim. 6.4 inç 1080x2310 Full HD Plus IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkan bu cihaz 398 ppi piksel yoğunluğuna, 60 Hz ekran yenileme hızına ve %83.26 ekran gövde oranına sahip dostlarım. Hızlıca bir işlemcimize bakalım dersek, işlemcimiz Huawei'nin Kirin 810 chipsetine sahip bir ARM Cortex A76. Bu işlemci bir ana bir de yardımcı olmak üzere 2+6 toplamda 8 çekirdekli bir işlemci. 7 nanometrelik bir işlemci üretim teknolojisine sahip, 64 bit işlemci mimarisini kullanıyor. Grafik işlemcisine gelirsek de Mali'nin G52 grafik işlemcisi bu cihaza güç veriyor. Mali'nin daha güzel bir grafik işlemcisini kullanması daha iyi olurdu ama Light serisi olduğu için bu da normal gibi geliyor arkadaşlar. RAM ve depolama konusunda 6 GB RAM'e 128 GB dahili depolamaya sahip. Ayrıca hafıza kartı desteğimiz de bulunuyor. Farklı depolama seçeneklerimiz var ama para 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 arkadaşlar. Napolyon ne demiş? Para para para. Hemen oradan kameralara geçmemiz gerekiyorsa da sol üst köşeye kare olarak konumlandırılmış 4 adet kameramız ve hemen altında bir LED flaşımız bulunuyor arkadaşlar. Ana kameramız 48, ikinci kameramız 8, üçüncü kameramız 2, dördüncü kameramız da 2 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu cihaz bizlere 1080p'de 30 fps video çekmemize olanak tanıyor. Yani 4K bu cihazda yok arkadaşlar. 16 megapiksellik bir ön kameramız var ve ön kamera da aynı şekilde 1080p'de 30 fps videolar çekmemize olanak tanıyor. Batarya konusunda ise 4200 mAh'lik 40 watt hızlı şarj desteği olan bir batarya karşımıza çıkıyor. Bu batarya Type-C port üzerinden şarj oluyor. Şu ana kadar incelediğimiz en hızlı şarj olan cihaz bu arkadaşlar. Hem 4200 mAh'lik bir bataryası olduğu için, yani daha düşük bir bataryası olduğu için, hem de 40 watt'lık hızlı şarj desteği olduğu için. Yine diğer cihazlarda olduğu gibi bu cihazda çift hat desteğini bizlere sunuyor. Aynı anda iki tane hattınızı aktif olarak kullanabiliyorsunuz. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle fiyatımız 3950 TL. Dostlar, 3000-4000 TL arasında alınabilecek bana göre en iyi 5 cihazı sizler için listeledim. Sizlerin de farklı cihaz önerileriniz varsa, bence şu daha iyi, bence bu daha iyi dediğiniz cihazlar varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu cihazların fiyatları 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle internetteki güncel fiyatlardan alınmıştır. En düşük fiyat değil, ortalama fiyatlar alınmaya çalıştı arkadaşlar. Ona göre siz de izlediğiniz tarihte bunların güncel fiyatlarını kontrol etmeyi unutmayın dostlarım. Bu ve buna benzer içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.